İyi günler değerli izleyenler. Bugün hem benim hem de pek çoğumuz için kullanımı sorun olan oda termostatının kullanımını size paylaşacağım. Kullanım kılavuzlarında çok faydalı bilgiler olmadığından kullanımını tam olarak çözemediğimiz için benim keşfettiğim kadarıyla bilgilerimizi size aktarmaya çalışacağım. Öncelikle kullanmakta olduğum cihaz şu anda Vaillant VRT240 Color-Matic. Ama pek çok cihaz kullanım açısından birbirine benzerlik göstermektedir. Bu nedenle diğer markalarla da diğer markaları da kullananlara çok fazla faydası olacağına inanıyorum. Cihazımızın pili takıldığı anda ve kombiye bağlandığı anda ana ekranda o andaki odanın ısısı ve saat görüntülenmekte. Üzerindeki sembolleri birazdan size paylaşacağım. Öncelikle düğmelerimizi tanıyalım. Birinci düğme. Bastığımız zaman cihazımızın VRT240 modeli ortaya çıkıyor. Tekrar bastığımızda bu benim kullanmakta olduğum en düşük oda ısısı. Bu donma derecesi. Bu da program ayarları. Şu anda programlı olarak kullanıyorum. Programda günler şu anda sıralanıyor. Her gün için ayrı saatler girebilirsiniz. Öncelikle en pratik şeklini size anlatacağım. Üzerindeki düğme bizim temel kullanma düğmemiz. Kombimizi eğer manuel çalıştırmak istiyorsak ki benim tavsiye ettiğim ve de en kolay kullanım şekli budur. Burada istediğimiz dereceyi oda ısısını bir kez aşağıya doğru çevirmek suretiyle düğmemizi şu anda 25'e ayarlı. Düğmeyi aşağı yukarı hareket ettirerek dereceyi değiştirebiliyoruz. Odanın içerisinde olmasını istediğiniz ısıyı bu düğme yardımıyla ayarlıyoruz. Bakınız değiştiriyorum. 24'e şu anda ayarladım. 3 kez yanıp söndükten sonra sabitlenecektir. Yukarıdaki sembollerden de bahsedeyim size. Düğmemize basarak sembollerdeki hareketleri görüyoruz. Şu anda saat ayarlı çalışıyor kombi. Saat ayarımız yanıp sönüyor çünkü tekrar yapıyorum. Saat ayarlı kullandığım için programlı yani saat ayarım çalışıyor. Manuel kullanım için gün boyu açık olması için düğmemizi sağa sola hareket ettirerek değiştirebiliyoruz. Şu anda güneş ışığı hareket ediyor. Bu açık konumda demek. Açık konumda olduğu zaman bu düğme yardımıyla ayarladığımız oda ısısı kullanılacaktır. Yani oda ısısı 24'e düşmeden kombimiz çalışmayacaktır. Tekrar göstereyim. Bakınız, 24'e düştüğünde peteğimiz çalışacak burada gösteriyor. Sürekli açık konumda bu şekilde çalışacak. Yani sürekli açık konum demek sürekli çalışacağı anlamına gelmiyor. Bizim istediğimiz ısıya düşmeden oda ısısı kombimiz çalışmayacaktır.
Tekrar düğmemize bastık. Bu gece konumu, yani kapalı konum. Ve kapalı konumda donma ısısına gelmeden kombimiz asla çalışmayacaktır. Donma ısısı da ekranda biraz önce size gösterdiğim. Düğmeye basarak eko ayarı donma ısısıdır. Hemen düzenliyorum. Kombimizi off konuma getirdiğimizde ise tamamen devre dışı kalacaktır. Bu tür cihazlarda benim size önerebileceğim saatli program değil, aslında oda ısısını ayarlayarak sürekli açık konumda kullanmanız olacak. Çünkü istediğiniz ısıya düşmeden zaten kombiniz çalışmayacaktır. Yani şöyle güneşe getiriyoruz. 3 kez yanıp söndükten sonra programlanacak. Şu anda açık konumda. Ve oda ısımızı da düğmemizi çevirerek şu anda yanıp sönüyor. Bunu istediğiniz dereceye getireceksiniz. 3 kez yanıp söneceğini sabitlenecek. Bu şekilde ısı ayarlı kullanımını sağlamış olacaksınız. Şimdi hemen nasıl çalıştığını da göstereyim size. Yani peteğin nasıl devreye girdiğini. Şu anda derece 25,5 oda ısısı. Benim ayarım 24,5. Bunu 25,5, 26'ya getirdiğimde derece düşmüş olduğundan biraz sonra kombi devreye girecek. Hemen göreceğiz şimdi. Bakın, burada petek ayarı çıktı ekranda ve kombimiz şu anda çalışmaya başladı. Benim önerebileceğim en pratik kullanma şekli bu. Umarım faydalı olabilmişimdir. Başka videolarda görüşmek dileğimle.